kültürümüzde roman olmadığı için destan denilen 2-3 saat süren destanlarımız mevcut ve bu Yorgancı Halil destanı Kalender Meşrep babalar tarafından anlatılırken herkes ağlar. Komiser Hüsamettin destanı okunurken herkes de güler. Komik, ağlatan destanlar mevcut Semai Kahvesi'nin içerisinde. Çay içiliyor, kahve içiliyor. Meşk denilen, bugün Türk müziğinde de olan, hani olmazsa olmazımız eğitim anlayışımız meşk. Talebe, öğretmen ilişkisi ilk burada şekil alıyor. Tanburacı Osman Pehlivan bile babasının kahvesine gelen aşıklardan tambura çalmayı öğreniyor mesela. Sarayda yapılan musiki anlayışımız çok daha ince. Oda müziği denilen bir müzik. Ama kahvelerde yapılan müziğimiz ince saz tadında çok daha farklı bir icra şekli. Form olarak da tabii ki içerisinde kâr, işte ayin, saz eseri mevcut, peşrev mevcut. Ama büyük formlarımız mevcut değil. Daha halkın anlayabileceği halk formu, türkü formu veya işte şarkı formu işlenmiş icralarda. Bu Semai kahvelerinden Enderun'a, yani bizim en büyük icra şeklimiz olan, hani oraya girmenin büyük bir mükafat olduğunu düşündüğümüz Enderun'a Semai kahvelerinden yetişmiş müzisyenlerimiz de var. Yani bu Semai kahvelerinde duyulup popüler olmuş hafızlar, gazelhanlar namlandıkça, duyuldukça zaten mahallenin çocukları o gece çıkacak sanatçıyı. Bu gece Zil İzzet'in kahvesinde işte Tatyos'un ince saz takımı diye bağıra bağıra sokaklarda veya herhangi bir sanatçının bağıra bağıra bunu ifşa ederlermiş. Ve bundan bütün mahalleli ahali haberdar olur. O eğlenceye bir şekilde pür dikkat, ses çıkartmadan bir salon düzeni alınır kahvede, iskemiler ve eğlence anlayışı planlı programlı şekilde akıp sonlanırmış. Dönemin konser alanları, efendim konservatuvarları, edebiyat kafeleri, meclisi, efendime söyleyeyim yani bu tip şeylerin ülkede mevcut olmamasından dolayı kişilerin kendi gittikleri, kendi özellikleriyle oluşturdukları kahveler var. Şimdi Beşiktaşlı Zil İzzet'in kahvesi saray efradının gittiği, çok galantör insanların oturduğu, öyle herkesin önünden geçip içeriye bakabileceği kahveler dahi değil. Şimdi Semai kahveleri de renk renk, çeşit çeşit ve dönemin bütün ince saz takımları var olan işte hepsi muhakkak bir Semai kahvesinde kadrolu ince saz takımı olarak programlar yapmışlar. İnce saz takımı bizim kültürümüz için çok önemli. Hatta benim bildiğim 1920-22'lerde bir seçim yapılıyor bu ülkede. Kimse sandık başına gitmiyor. Ve daha sonra her sandığın başına bir ince saz takımı koyuyorlar. O mahallenin ince saz takımını koyuyorlar. Ve herkes oy kullanmaya gidiyor. İnce saz takımı dinlemek için. Semai kahvelerinin eğlence anlayışı içerisinde kahvenin en şaşalı sahnenin üst bölümünde kara bir tahta var. Bu kara tahtada muamma, yani bir bilmece var. Ve üzerinde de bir hediye var. Devrin hanendesi veya sazendesi sazını çaldıktan sonra o muammayı çözen bir kalender baba o hediyeyi kendisi alıyor. Yerine başka bir muamma yazıyor. Şimdi Semai kahvelerinin Cumhuriyet'le birlikte en son kapatılma döneminde panoda kalmış, çözülememiş bir muamma var. Ademoğlu dünyaya gelmeden evvel bir ezan okundu, sadası nerede?
dört kitap dünyaya inmeden evvel bir elif çekildiği noktası nerede? Şimdi böyle mutasavvuf bilgi ve birikimi bir muammayla insanlarla paylaşmak bile bu kültürün ne kadar zengin, ne kadar güzel, ne kadar geniş olduğunu anlatıyor. Bir gün İTÜ Devlet Konservatuvarı'nda bir arkadaşımın dersine dahil olduğumda işte yeni sınıf, birinci sınıf talebelerle bir tanışıklık, bir dostluk, bir sevgi oluştu ve bizim kendi kahvemize gelip gitmeye başladılar. Benim de ney üfleyip işte çeşitli enstrümanlar çalmamdan dolayı boş vakitlerimde bu mekanda böyle bir musiki oluşmaya başladı. Genç klasikçilerin uğrak yeri haline geldikten sonra bizim kahvemiz de yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Buraya sadece bir boyacılar veya işte nalburlar gelmiş olsa nalburların gittiği bir kahve olacaktı. Bunların hepsi buraya gelen insanların güzellikleriyle alakalı. Buraya edebiyatçılar, efendime söyleyeyim müzisyenler geldiği için biraz daha semai kahvesine yakın bir günümüz icrası oluştu. Biz de o günden bugüne bu kültürü, bu folkloru biraz anlatıp biraz yaşatabilirsek ne mutlu bize dedik. Bugün hocalar, Türk müziğinde hoca diye kabul ettiğimiz değerlerimizin gelip oturup çay kahve içip bir iki talebeyle söyleşebildiği, bir iki soru sorup meramını cevabını alabileceği sıcak ve doğal salaş bir ortam yani sağlayabilmek için uğraş veriyoruz. Yani maksadımız biraz daha kültürümüzü en alt tabakadan yani insanların çay ve kahve içerek oturdukları mekanlarda insanlara işleyebilmek. Bakın Üsküdar'ın merkezindeyiz. Halen saka, işte bülbül gibi kuşları bu yatakta duyabiliyoruz. Sokakları dar, cumbalı evleri halen mevcut. Küçük, halen hiç değişmemiş esnafıyla. Üsküdar çok dolu bir yer. Bizim de Üsküdar'da olmamız, Üsküdar'da bu işin tekrardan aktif hale gelmesinin sebebi Üsküdar'ın kendi enerjisi aslında. Üsküdar'ın da böyle bir şeye çok ihtiyacı var. Osmanlı İmparatorluğu için zorlu başlamıştı. Bir taraftan artan iç ve dış borçlar, diğer taraftan sıklaşan isyanlar, payitahtın ayakta kalma mücadelesini zorlaştırıyordu. Bütün bu sıkıntıların arasında Sultan Abdülhamit hayati önemde bir yatırım planlamıştı. Hicaz Demiryolu. İstanbul'dan başlayıp bütün Anadolu'yu kat edecek, Şam'dan Medine'ye kadar uzanacak demir yolu, hem asker sevkiyatını hızlandıracak, hem ticareti canlandıracak, hem de iletişimi kolaylaştıracaktı. Abdülhamit, batılı devletler arasında yürüttüğü denge politikasının bir sonucu olarak, projenin ihalesini Alman şirketlerine verdi. ...1900 yılında başlayan demir yolu yapımı 8 sene sürdü ve çoğunluğu Türk ve Arap olan işçiler çalıştı. Ülkenin dört bir tarafından yardım paraları toplandı. Toplamda 1320 kilometre olan hat boyunca 2600 köprü, 96 istasyon ve pek çok bina yapılmıştı. Hicaz demir yolu her ne kadar kısa süre sonra patlak veren büyük harp sonucunda kaybedilse de Osmanlı'nın en zayıf anında bile büyük düşünebildiğinin ve Arap memleketlerine sahip çıkma fikrinin işareti oldu.
1900'lü yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nun en ciddi sıkıntılarından biri Balkanlar ve Anadolu'da yaşanan irili ufaklı azınlık isyanlarıydı. 1901'de Makedonya'da çete faaliyetleri baş göstermişti. 1902'de Bulgar İhtilal Cemiyeti faaliyete geçti ve Osmanlı idaresine karşı terör eylemleri gerçekleştirmeye başladı. Payitaht bölgeye birçok müfettiş ve askeri kuvvet göndermesine rağmen olayları bir türlü bastıramıyordu. İkinci meşrutiyetten sonra Harbiye Nazırı olacak olan Enver Paşa, o zamanlar genç bir binbaşı olarak Rumeli'ndeydi ve Bulgar ve Yunan çetelerine karşı mücadele veriyordu. Enver Paşa bir çatışma esnasında sağ bacağından yaralanarak bir ay hastanede kalmıştır. İsyancı çeteler korku salmak için Müslüman Türk köylerini basıyor ve çoluk çocuk demeden katlediyordu. Benzer bir süreç de Doğu Anadolu'da yaşanıyordu. Bağımsızlık arzusundaki Ermeni gruplar silahlanarak benzer bir isyana kalkışmıştı. İlginç olan, Batılı güçlerin Rumeli ve Doğu Anadolu'daki bu isyanları özgürlük mücadelesi olarak görüp hem açıktan kamuoyu desteği hem de el altından silah yardımı yoluyla kışkırtmasıydı. Azınlık isyanları 1908 yılında ilan edilen ikinci meşrutiyetten sonra azalmamış, hızla artmıştır. Sultan Abdülhamid'e karşı uzun yıllardır biriken Jön Türk muhalefeti, 1908 yılında ikinci meşrutiyeti ilan ettirmeyi başarmıştı. Ancak İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin hükümet üzerindeki dengesiz kontrolü huzursuzluğa neden olmuştu. İttihatçılar yeni ele geçirdikleri iktidarı kimseyle paylaşmamak için bastırırken, diğer gruplar, İttihatçıların bu tavrından rahatsızlık duymaya başlamıştı. Gerginlik ordu içine de sıçradı. Taşkışla'daki avcı taburu 13 Nisan'da ayaklanarak padişah yanlısı bir eyleme girişti ve kabinenin değişmesini talep etti. Yaşanan olaylarda birçok milletvekili hayatını kaybetti. Bunun üzerine İttihatçı subaylar kendi merkezleri olan Selanik'teki orduyu 14 Nisan'da İstanbul'a doğru harekete geçirdiler. Hareket ordusu İstanbul'a girdi. Kanlı çatışmalar sonucunda kontrolü ele geçirdi ve Sultan Abdülhamid'i tahttan indirdi. Sonraki süreçte payitaht onlarca idama sahne oldu. Modern Türkiye tarihinde askeri darbe geleneği de maalesef böylece başlamış oldu. Olayın neden 31 Mart tarihiyle anıldığıysa pek bilinmez. Miladi takvime göre ayaklanmanın başladığı 13 Nisan, Rumi takvimde 31 Mart'ta tekabül ediyordu. Ben köklerimden beslenen bir sanatçıyım. Dolayısıyla geleneksel eğitimimle başlamam şu an beni bulunduğum noktaya zaten taşıdı. Şu an benim bizim desenlerimize, motiflerimize yorum yapmam için hem geleneksele hakim olmam gerekiyordu hem batı sanatına hakim olmam gerekiyordu. Ve ben de bu disiplinlerin ikisini de öğrenmeye karar verdim. Eğitim tabii her zaman devam ediyor, şu anda hala devam ediyor. Zaten bir sanatçının en büyük hedefi köprüler kurmaktır. Geçmişle gelecek arasında. Fakat bu köprüleri kurarken de orada saplanmamak gerekiyor. O yüzden hem ben gelenekseli öğrenmem gerekiyor, hem günümüzü takip etmem gerekiyor, hem Rönesans sanatını takip etmem gerekiyor. Tarihe saplanıp kalmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bir tema belirliyorum. Ve onunla ilgili çıkmış şiirler, şarkılar, işte yazılan romanlar, kitaplar
vesaire. Bunların derinine inerim. İşte orada müzikte duyduğun bir ses bile senin aklına bir şey getirebiliyor. Yani Kandinsky gibi düşünün, müziğin resmini yaptı adam yani. Ben de dolayısıyla hani tabii ki sanatın bütünlüğüne inanıyorum ve bunların hepsi zaten ben ressamım, ressam olarak etkileniyorum. Bir şair nasıl yapıyor? Bu da muhtemelen öyle yapıyordur. Yani bir şair de bir resme şiir yazabilir gibi. Bu disipline arası iletişimin olduğuna inanıyorum yani bu işe. Sanat zaten Burjuva'nın elindeydi yıllarca. Daha sonra sanatçılar kendi bağımsızlığını ilan etti vesaire. Şu an bunun modern bir şeyi yaşanıyor. Bence öyle düşünüyorum. En son işte bir Art Basel'in Miami'deki fuarına gitmiştim. Orada yani Jeff Koons'u biliyorsunuz, dünyanın en pahalı sanatçısı. Ve 60 milyon dolara bir heykeli satıldı. Yani bunlar gerçekten bir sanatçı değil de bir company yönetiyormuşsun gibi yani. Biraz değişik bir yere gidiyor sanat. Ve yani çağdaş sanat dediğimiz şeyin şu an doğru düzgün kimse tanımlayamıyor zaten. Şimdi ben bir sanatçı olarak düşünüyorum. 60 milyon dolara heykelin bir gün satılacak mı gibi düşünüyorum bir yandan. Bir yandan bunun doğru olup olmadığını sorguluyorum. Ve çok girift bir konu. Her sanatçı sonuçta bunu ister. Yani rakam olarak konuşmuyorum. Dünya sanatçısı olmak üzere her sanatçı yola çıkar. Değişik bir çağda yaşıyoruz. Yani şu an ben sosyal medyaya bir şey koyduğumda bir sürü galeri görebiliyor mesela. Önceden bir galeriyle iletişim kurmak. Yani önceden dediğim bu 5 yıl öncesi yani çok da eski değil. Yani çok zordu böyle şeyler. Şu an her şey açık. Daha sanatçıları şöyle etkiliyor bence. Daha zor bir alandayız. Çünkü herkes her işi görebiliyor. Sosyal medyada sadece televizyonu falan dergileri de geçti artık biliyorsunuz. Ve dünyaya açık bir pazarı aslında sanatçılar yarış halinde. Bu sefer gerçekten iyi olan kazanıyor, iyi ekibi olan kazanıyor diye düşünüyorum. Yani kazanmaktan kastım hani iyi bir yere geliyor. Yani zaten sanat torpille olmayan bir şey. Kendi birikimin, doğru yorumun ve doğru kişilerle karşılaşman da çok önemli tabii ki. Ama iyi iş yapan sanatçılar her zaman bir şekilde öne çıkıyor diye düşünüyorum. Venedik Biennale zaten çok dünyaca bilinen en önemli bir Biennale. Fakat bizim İstanbul Biennale de dünyada ilk üçe girer yani. O açıdan ben ülkemizdeki sanat sistemini her ne kadar çok fazla eleştirse de ben bunu bir avantaj olarak görüyorum. Çünkü biz Doğu'yu ve Orta Doğu'nun ev sahibini yapabilecek tek şehiriz İstanbul olarak. Ve bunun yani buradaki bir handikapı, sanat handikapı var bizim sanatçılarımızda. Çünkü kökenlerimizi biraz araştırmıyoruz, bunun üzerine gitmiyoruz. Benim şu ana kadar gözlemlediğim iyi sanatçıların %80'i diyeyim, kendi köklerinin üzerine gitmiş sanatçılar. Ve dünyada da bunlar kabul görüyor. Kendi motiflerinden, desenlerinden bir şeyler görmek istiyor dünya. Çünkü diğerleri zaten en iyisi, onlar da var. Diğerleri taklit kaçıyor. Dolayısıyla bizim İstanbul'da el değmemiş bir sanatımız var. Ve bunun bizim için büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bunu fırsata çevirebilen sanatçılar, Türk sanatçıları çok daha başarılı olacaktır. Anların ardında 23 Haziran'da gösterime girdi. Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen 23. Seul Kitap Fuarı 14-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Fuarın bu yılki onur konuğu ise Türkiye oldu. Çok sayıda Türk yayın evinin katıldığı fuarda birçok etkinlik düzenlendi.
Fuarın açılışında Türk müziği konseri verildi. Geleneksel hat sergisi ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Türk yazarlarla söyleşiler ve imza günleri gerçekleştirildi. TEDA projesi kapsamında Korece çevrilen Türkçe kitaplar da geniş ilgi gördü. Türk müziği yüzyıllar boyunca meşk usulüyle kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Modern anlamda bir okula kavuşması ise ilginç biçimde Birinci Dünya Savaşı yıllarına rastlar. 1917'de açılan Darül Elhan ilk resmi müzik eğitimi kurumumuzdur. Darül Elhan namelerin evi demektir. Bestekar ve diplomat Yusuf Ziya Paşa'nın teklifiyle açılan okul, Batı müziğini de bilen ama ağırlıklı olarak Türk müziğine hizmet edecek öğrenciler yetiştirme amacını taşıyordu. Savaş şartlarında inişli çıkışlı bir süreçten geçen Darül Elhan'ın asıl verimli dönemi 1924'te başladı. Cemal Reşit, Mesut Cemil, Rauf Yekta gibi önemli müzik adamları okulda öğretmen oldu ve Darül Elhan Mecmuası adında bir dergi çıkmaya başladı. Birçok beste notaya geçirildi ve yayınlandı. Ancak Türk müziği eğitimine 1926 yılında aniden ve zorla son verildi. Yüzyıllara dayanan Türk müziğine bu tarihte vurulan darbenin yıkıcı etkisi bugün hala atlatılmış değil. Bilhassa Ekim Yeli ne zaman azarlasa saçımı buz gibi parmaklarla, yengeç yürüyüşüne güneşin yakalanmış olarak ben, yürürüm ateş üstünde ve bir gölge yengeç düşürürüm toprağın üstüne. İngilizcenin son yüzyılda yetiştirdiği en özgün şairlerden biri, hiç şüphesiz Dylan Thomas'tır. Kendisinden önce gelen Eliot ve Pound gibi iki büyük isme çok şey borçlu olan Dylan Thomas'ın şiirleri, gençliği, enerjiyi, doğayı dile getirir. Şair bilgece düşüncelerle naif bir beden arasında kalmış gibidir. Galler asıllı Thomas 35 yaşında Amerika turuna çıkar ve 4 yıl sonra New York'ta kötü alışkanlıkları nedeniyle hayatını kaybeder. Şairin romantik ve bohem imajı çokça ilgi çekmiş, yazdıklarının da önüne geçmiştir. Dylan Thomas'ın şiirleri ülkemizde henüz kitaplaştırılmış değil. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak. Fi tarihinde Anadolu'nun bir şehrinde bir tahıl tüccarı tarlasına ektiği bulgurun istediği kadar kâr bırakmadığını fark eder. Bunun üzerine pirinç işine girmeye karar verir. Dünyanın en kaliteli pirinçlerinin Mısır'ın Dimyat ilinde olduğunu öğrenir. Dimyat, Mısır'ın Akdeniz'e açılan bir ticaret limanıdır. Tüccar yol parasını çıkarmak için elindeki bütün bulguru ucuza satar. Ailesiyle vedalaşır ve yola düşer. Yolculuk haftalar sürecektir. Fakat talihsizlik o ki, tüccarın bindiği gemi Akdeniz'in ortasında korsanlar tarafından ele geçirilir ve cebindeki bütün sermayesini kaybeder. Tüccar binbir cefa çekerek memleketine 5 parasız geri döner. Evindeki bulguru da satmış olduğundan o sene iflas eder. Hikayesini duyan komşuları tüccar için "Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oldu" demeye başlarlar. Bugün bu ifadeyi çok kazanma hırsı uğruna elindekini de kaybetmek anlamında deyim olarak kullanıyoruz. Ne diyelim? Elimizdeki bulgurun değerini bilelim.